Arkadaşlar merhabalar. Hollandaca'ya ilk adımlar konulu serimizin üçüncü videosundan. Geçen hafta yine temel isim ve sıfat cümlelerini işlemiştik. Onlarla alakalı daha fazla alıştırma yaparız demiştik. İçeriği oluşturdum ama düşündüğüm gibi kahut maalesef hazırlama imkanım olmadı. Ama fark etmez. Yine güzel bir şekilde bunları hızlı bir şekilde yapacağız. Ve bu videonun sonunda çok daha iyi oturmuş olacak şeyler, bu yapı. Yani yavaş gittiğimizi düşünmeyin. Zaten hızlı gitmek isteyenler için o videolar var zaten. Burada iyice sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Neredesin? Nasıl diyorum, neredesin? Where is your? Şimdi bir saniye. Var ben ya. Evet. Var ben ya. Var ben ye. Zaten biz de işte bunları önlemeye çalışıyoruz. Var ben ye. Şimdi çünkü yönün şeyi ben. Ama o hetin şeyi is doğru. Var is de başladığımız bir cümle yapalım. Bir farkı verelim. Var is ne diyebiliriz? Where is your house? Ha, var is your house. Bu olur. Neredesiniz diyelim? Neredesiniz? Var. Where Zeyn? Var Zeyn? Var zen Yuli. Var Yuli zen olmuyor. O bir soru olmuyor yani. Var zen Yuli. O bir soru olmuyor. İleride göreceğiz. Başka uzun cümlelerde kullanılabiliyor. Yani o cümlenin başında var sein Juli ile başlayabiliyorsunuz ama burada değil. Ne zaman hazır olursun diyelim? One Vanir. year. One year ben kılar. Vanir ben kim kılar? One year ben yıkılar. Vanir ben yokular. Evet. Tamam, şimdi bunu siz de zaman siz diyelim. Vanir. Year Vanir Zayn yıllıklar. zain yuliklar. O diyelim. Kız çocuğu. One year is the klar. Vanir is the klar. Güzel. Is the Burada bir hata yaptık. One year is the clock. Annen nerede diyelim? your mother? Where is Yeah. your mother? Mother. Where is What is your your mother? Where is mother? your mother? Hocam ya ile yav aynı manayı mı veriyor? Ya mudur, yav mudur? Şimdi Yav mudur? var is ya mıdır? Var is ya mıdır? İkisi de aynı, evet. İkisi de birbirinin yerine geçebiliyor. Tamamdır. Bu örnekte. Şey diyelim. Herkes nerede diyelim? Herkes nerede? Var sein var is idarein Var idarein iz mi var zeyn mi? var is idarein Emin miyiz? var is var is idarein Evet. İyi derayın biraz sanki çoğul, herkes çoğulmuş gibi hissedebilirsiniz ama Türkçe'de de çoğul değil zaten. Herkes nerede diyoruz. Herkes neredeler demeyiz. Herkes burada diyelim. İdareyiniz İyi derayın is here. Herkes buyur, herkes açık, herkes buyursun gibi yani. Welcome kelimesi. İdareyin is welcome. İdreniz welcome. Yani herkes buyurabilir. Herkese açığız anlamında bu kullanılıyor Hollanda'da. İdrein is welcome. O biraz hasta diyelim. The is
Klein Beche. Beche Önbeçe. Zik. Zeyiz Önbeche. Önbeçe Zik. Hocam bu arada siz Excel tablonuzda şey yazıyor musunuz bunları? Şu an. Biz göremiyoruz da Ha, biz yansıtabiliyor. göremiyoruz ben. Öyle mi? Niye söylemediniz? Ben görüyorsun sanıyorum bir saniye. Ben Yok onu. daha ekranımda sadece benim mi görüyorsunuz? Evet. Evet, sizi görüyoruz. Tabii yani benim İyi söylediğiniz iyi oldu. Ben de acaba yayındayken mi göreceğiz diye düşündüm yani öyle hayran hayran izliyorsunuz değil mi de. beni? Ben Gömleğiniz evet gömleğim Ankara nasıl? bu Gençler çok bilir. heyecanlı diyelim. Doğru Ankara Gücü şeydi. Sarı neydi şey? Çok iyi. Sarı Sarı doğru. bu çok heyecanlı, öyle mi? Evet. Değil. Did Feel. veya bu heyecanlı Feel. diyelim. Tamam zor, şey yapmayalım. Heyecanlı. Bunu bilmiyoruz hocam, Bunu heyecanlı kelimesi. bilmiyorsunuz. Tamam bu yoksa şeydi. Bu spannend. Zıpanın. Spannend. It is spannend. Bir Şey daha diyelim. hatırladı. Bir atalım tamam. Nasılsın diyelim. Sen nasıl gidiyor diyelim seninle. Biraz Türkçe söyleyince tuhaf oldu. Hatet met. Şimdi daha hat fiilini, han fiilini daha kullanmayı öğrenmedik. Bunu şimdi zain fiiliyle kullanacağız. Daha şu anda sadece zain fiilindeyiz. Who is Who is? senin? Ruben. Who Ruben. is? Who is? Geçen hafta görmüştük. Who is ile bir başlayan bir soru. Who is Matthew? Ha, Who is it? Geçen hafta who is'i görmüştük hatırlıyorsanız. Nasıl? O nasıl diye soruluyor. evet. Bunun sonuna met getirerek her şeyi sorabilirsiniz. Who is it? Metce. Matthew. Who is Matthew? Yani nasıl gidiyor sende? Aslında nasılsın demek yani. Who hat et Metti ile bu aynı şeyi işlevi kullanıldığı yer. Şöyle diyelim. Baban nasıl diyelim? Aynı yapıda. Who is it? Met your Who is it? Met your father. Met veya Met your father. Evet. Okul nasıl gidiyor Mira? father. Hocam biz hala sizin yazdıklarınızı tam göremiyoruz. Ya. Sorun var. Allah Allah. Aşağıda kalıyor zannedersem. Evet. Yo, 12. Görünmüyor. 12 ve 12 ile 17 arası boş. 21 en son. Aşağıda görünen. Nerede benim ekranım? Les 3. Ekranda hiçbir şey yok mu şu anda sizin? Var ama donuk vaziyette ekran şu an. Birden başlıyor 20'ye kadar. 21'in de kesilmiş. Ben acaba yanlış yeri mi paylaştım bir saniye? Burayı şimdi görüyor musunuz? Şimdi gelmeye başladı, akmaya başladı. Okey. Öyleyse ben sizin yanlış şeyi paylaşmışım. Şöyle yapalım. Şimdi görüyor musunuz? Hı. Şimdi görüyoruz. Evet. Saniye. Okul nasıl gidiyor diyeceğiz şimdi Miraya. Who is this who mu? Aynı Who is yapıda. it? Who is had Yaz. Who is it? Met School veya Ops School. Ops hatırlamıyorum. Met yaz oldu olur mu? Olur. Çocuklar nasıl diyelim? Çoluk çocuk nasıl? Met the kinderen? Üzet Mettekindir'in. Evet. Çok güzel. Evet. Who is İsmin ne? What is your What name? is your name? What Adresin ne? your What is address? your address? Adres böyle yazılıyor. Türkçedeki gibi. Adres ne diyelim? Adres ne? What is the address? Evet, burada artikel kullanacağız. Diye olmuyor çünkü
Bunun da artikeli head. What is head address? O iyi bir kitap mı diyelim? İyi bir kitap. Head is in food book. Hetok. Hetiz'den Hetok. Is şimdi Hetiz'den head and who the book? Hetiz'den Hood Book, bu bir şey oldu. Bu kitap, bu iyi bir kitap Ha, is oldu. head and Is it an Anladım. is it an Hood Book? Bu iyi bir fikir diyelim. This is an It is an hut idey. Bunun het idey olduğu için bu hut oldu. O iyi bir kurs mu diyelim? Hollandaca kursuna gidiyor birisi. hood Netherlands Eziden kurs bu cursus versus. dö alıyor. O yüzden bu hude oluyor. Is it an hude Curses. cursus? Cursus. Pahalı mı diyelim? Pahalı mı? Dür. Is it diyor. Şey diyelim, cevaben de evet pahalı diyelim. Yani şeyden pahalı. No, bayağı bayağı pahalı diyelim. Hatiz Mir'den dür. Burada şu kullanılıyor. Etis Bilmiyorum. tedür. İldur. Evet. Ediyor. Te diyor. Bu İngilizce'deki too var ya, too expensive. Evet. Oradaki too bu. Ha. Olması gerekenden fazla, yani normalden fazla anlamında. Oradaki too'nun fonksiyonu. Azlık çoktan ziyade, yani olması gerekenden fazla gibi. Bu ev, şu ev satılık diyelim. Dit. Şu ev olunca dat oluyor. Veya dit de bu evde olurdu. Dat House is is Tekop. tekop. Siz Tekop. Tekop. Tekop özel bir kullanım, yani bu satılık demek tam olarak. Bu araba kiralık diyelim. Auto is Dür. Şimdi dit auto olmuyor çünkü auto de. D veya Diye. Deyze. Deyze veya D. Diye. Auto. Evet. Is Is hür. te Tehür. 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 No. Annem bizde diyelim. Annem bizde. Mother. Mother. Is Buradaki kullanacağımız şey yön eki bay. Beyoğlu. Bay ons. Evet, onsu güzel şey yaptınız. Main budur is bay ons. Annem döndü diyelim. Is Yes. Teruk. Güzel. Teruk. Main budur is Teruk. o henüz evde değil diyelim. O henüz evde mi hocam? The is Evde değil. The is Noch güzel. nicht. Noch nicht Noch önemliydi. Noch nicht. Burada nicht ya. Yeah. kullanacağımız kelime, burada artikel gerekmiyor. Taus. Çünkü taus Taus. kelimesinin içerisinde bir artikel de var aslında. Gizli bir artikel var. Taus'tan farklı olarak. Ama mesela burada house kullanılmıyor şeyin yerine. Biraz bu şey kullandıkça alışacaksınız taus kelimesine. She's not home gibi kullanılıyor, yani düşünün İngilizce'de. Evet. Annem gitti diyelim. My mother. at. Bir de Gitti. şöyle diyelim. Anneniz gitti mi diye soralım, pardon. Geri aldım. Sizin anneniz gitti mi? Hat Orada kullanacağımız fiil gitmek fiili değil, başka bir kelime var isim olarak.
kullanılabilecek olan bir kelime var. O kelime de veh kelimesi. Veh. Evet. Bunun İngilizcesi gone. She is gone diyorsunuz. Aslında tamamen şey aynı. Your Is mother. your is mother wet? your Is your mother is your mother veh? wet? They is veh. Evet, they is veh. O they is veh Gitti demek o gitti demek. O artık mi? yok gibi oluyor ya yani. Bazen öyle de kullanabilirsin. Peki fırsat kaçtı anlamında falan da kullanılıyor mu? Gitti veya yani fırsat gitti, elimizdeki Orada fırsat. başka bir şey, orada başka bir kullanıyor. Orada şunu kullanıyorsunuz. The chance is for buy. Burada kullanılan kelime for buy. Fırsat Chance, kaçtı. fırsat gitti. Evet. Artık geride kaldı o yani. For The comes is for my. buy. O daha geri gelmedi diyelim. The is noch nie Nereden? Tatilden olsun. vakansi. Ob Nerede? vakansi. Hangi Ob artık? vakansi. Şimdi op vakansi olmuyor. Tatile gitmek olunca op kullanıyorsunuz da tatilden deyince o zaman Van biz van 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 vakansi olması lazım. van van Bunu bence bir soralım şeye ya. ChatGPT'ye. Ama ben size başka bir soru verirken şey yapalım. Kocan nerede diyelim? Ya doğrusent şey var is ya doğrusent. Kocan değil. Kocan mı? Kocan. Ha. Var is Evet. Where is your man? Şöyle diyelim. Karın evde mi diyelim? Is your Frau? Is Is your your Frau Taus? house? House. Evet. Kızın evde değil mi diyelim? Is Is your meşe? doctor diyelim. Nit Is your doğru. doctor? Nit No. Need house. House. nit House. Yani bu arada meşe de olurdu yani yanlış bir kelime değil. Çocuklar nerede diyelim? Var Var is değil, kinderen. var zange Var zayn Var kim zönde kinderin. Çocuklar gitti mi diyelim? ya zayn Zönde kinderin kendilerin ve veh. Zönde kinderin veh. Çocuklar evde mi diyelim? kinderin Zönde ters ters kinderin ve çocuklar da evde mi diyelim? Zeynep Kindir'in ok ters. Çok güzel. Zöndekinder'in Octaus. O odasında diyelim. Mira odasında diyelim. Mira is Zeyn Kamer. Mira is her kan kamer. Mira is in her kamer. In her kamer. Evet, Mira kız olduğu için. Evet. Biz burada güvenliyiz diyelim. Güvendeyiz. Why Güvendeyiz. here? Why is here? Güvendeyiz onu bilmiyorum hocam. Zayn here. Hayır. Saylık. Hayır. 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 Why? Şey anlamında. Burası güvenli diyelim. Burası güvenli. Here is Yani where birkaç şekilde diyebiliyoruz. Hetis here failure Hetis failure here file. failure
Veya here is Tyler. Aylık. Bunları bir soralım bakalım. Hepsini şöyle topluca. Size ne diyelim? Problem ne di şey diyelim. O ne diyelim? O ne? O ne? What is O nedir gibi yani. that? O nedir? Evet, what is? That. Head. What is head? Olabilir. What is hat? What is it? Evet, what is hat? İlla ki oradaki hat'i uygulamaya gerek yok. What is it? What is it? What is it? What is Bu ne diyelim? What is What is this? What is it? this? Şu kim? Şu kim diyelim? What is Şu kim? Şu kim? this? We is that is that? We is... We Yeah, is that? Veya we is that diyelim. Şu adam kim diyelim? V is Batman. Batman. Şimdi Yok. man döman. Va V We is demon. Demon. Şimdi şu kız kim diyelim? Demon. Is Meşe. Meşe. O yüzden we is that Da. Meşe. Meşe veya did Dot. Meşe. Problem ne diyelim? What Problem. is that problem? What is het Problem. problem? What is het problem? Senin problemin ne adamım diyelim? What What is your problem? Evet, man. what is your problem man? Adamım derken Ya maymam direkt man olur orada yani. What is your mı diye. problem man? Ben biraz yorgunum diyelim. İlk ben 5'e move. Ben en beşçi. İlk En beşçi. ben, evet, ön unutmayalım. İlk ben ön beyce. Ben... İlk ben ön beyce mu? O gerekli değil diyelim. O gerekli değil. Baba. It is need. Nadir. Evet. Need. Evet, Mira'dan alıyorduk. Gerekli bir dakika. Bu mu aradığın kelime? O değil de. Ne arıyordun? Ya hatırlayamadım şu Benim an. aradığım Hatırlayamıyorum. muhtemelen de bundan daha zor olan bir kelime. Bu temel gerekli bununla diyoruz. Hepsiz need no'dur. Tamam. Ama bir şeye ihtiyacım var dediğimizde o zaman artık bu sein fiili bize yetmiyor. O zaman haben fiilini. Yani bir şeye ihtiyacım var. Bir şeye ihtiyacı olmak fiilini kullanmamız gerekiyor. O da haben fiili. It is need no'dur. O gerçekten gerekli mi diyelim? Gerekli. It is Gerekli mi? Is it Erk Nadir. Nodig? Evet. Soruyu sorduk. Şimdi diyorum ki bu gerçekten güzel bir soru diyorum. The frog O zaman sen de frahis hut deyince bu soru güzel dedin. gerçekten güzel bir soru diyeceğim. Ya ben şunu demek istiyorum. This is Evet, muy bu bra. güzel bir soru demek istiyorum. Muy bra. This is an huyu frah. Evet. Genelde soru kazanmak için böyle şeyler derler. Şuraya isterseniz this is an heyle huyu frah. Bu gerçekten güzel bir soru. Bu Bu güzel bir şey efendim. pardon. Ya karşı tarafı biraz hani taltif etme maçta söyleniyor mu zaman kazanmanın Evet için? tabii o da olur evet tabii.
Bu güzel bir hikaye diyelim. is an kuda hikaye. Hikaye. Flow. Ferhal. Erhal. Ferhal. O da het Ferhal. Moi. Moy. Moy Ferhal. Moy değil de Moy. Moi. Veya Moy yerine Hut Evet. Erhan. Hikaye. doldurdu. İşte anahtarınız diyelim. Anahtarınız burada yani veriyorum. Here is your Anahtarlarınız diyelim. Here is your is slotulum. Here is Slotulum. your slotle. Slotulum. Veya fark etmiyor işte burada şuraya sadece bu y'yi yülü yaparak illa, yani silahların çoğulamasına gerek yok çünkü bir tane anahtar veriyoruz ama o anahtar birden fazla kişiye ait. Yeni komşular gerçekten kibar diyelim. Veya yeni komşular kibar diyelim. Neubürt, Şimdi bürt kelimemiz olmadı. Bürt muhit demek. Muhit Zain. yani çevre. Evet. Normal kelimemiz Tabii, bür. Bür. Ama bür de tekil kelime. Şimdi onun çoğulu Buyurun. bürüm. Yeni komşular diyeceğim. Evet Mira. New. Sıvıya. Dönmira. New ve Bürün. Bür. Bürün. Zayn. Zayn. Birkaç tane burada sıfat gelebilir. Hele. Mesela Ardık olabilir. Firindalık olabilir. Bayanlılık. Ondan sonra bunlar olur. Bu güzel bir haber diyelim. Ya yani bu güzel haber diyelim. It It is good and good or News. and olur. It is good news. News de het news olduğu için good oldu. News. It Neredesiniz? Tekrar. Var. Zain. Zayn Yunil. Biz yoldayız. Veya ben yoldayım. Onderweg. İlk Onderweg. ben onderweg. Ben Nerede, ne zaman evde olursunuz? Vanir Zangül Vanir veya saat kaçta diyeceksek Pulat, Zayn, Yuli, Gülistan. Taş. Evet. Onun doğum günü ne zaman diyelim? Veya Vanir. senin doğum günün olsun. Vanir. Vanir ben yarın. Vanir ben ya yarın. Bu böyle kullanılıyor. Bu biraz İngilizce veya Türkçe'ye uymuyor bu yapı. O düşünceye uymuyor. Böyle yani yarın demek doğum günü ne sahip olmak demek. Öyle bir şey. Vanir ben ya yarın. Mira ne zaman? Mira'nın doğum gününü ne zaman diyelim? Banir İsmira Aynen. Mayr İzmir'e yar. Belediye ile ilişkilerin nasıl diyelim? Who is here? Güzel. Bu izye. İlişki. İngilizce ile aynı. Relation. Relatsi. Relatsi. Bu izye relatsi. Met Met hementi. de. Hementi.
Hemeinte. Bu izyerelasimette hemeinte. En sevdiğin kitabın ne? What? What is your favorite? Neydi favorite gibi şimdi? Favorite. Evet, favorite. Book. 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 What is your favorite book? Bu şöyle yazılıyor. Evet, what is your favorite book? Günün nasıl diyelim? Oturuyorlar. Who is? Who is yedah? Şimdiye kadar günün nasıl diyelim? Who is yedah? Dah Who fan. is ya Fan. burada şunu kullanıyoruz. Tot nu tu. Şimdiye kadar. Touch. Çok. Zaten tot şey demek, e kadar demek. E kadar. Nü şimdi demek. Yani şimdiye kadar oluyor. Tam birebir çevirirseniz de. Ama yani bu bir şey, bu bir kalıp. Tot nu tu bir kalıp. Onu o şekilde ezberleyin. Hafta sonu nasıldı diyelim? Was Vallahi. your ha ama hayır Var. nasıldı dedi. Vazı Was öğrenmedik. Neyse hadi bir istisna yapalım bu sefer. weekend. Who was your weekend? Aslında yukarıdan beri yaptığımız tüm cümlelerdeki is kelimesinin yerine was gelince zaten direkt geçmiş zaman oluyor. Yani başka da zaten bir numarası yok geçmiş zamanın. Bu şeyde bu basit formda çok basit yani. Tüm izler was oluyor. Tüm zeynler yani çoğu zaman ve yuli ve zöyle kullanılan zeynler ne oluyor? Var. Varın oluyor. Was varın oluyor. Bitti bu kadar. Basit zamanda. Var. Hobilerin neler diyelim? Hobilerin neler? What is Hobi. your Evet, şimdi burada güzel bir şimdi what is your hobby istedin. Hobbies tekil mi çoğul mu? aslında çoğu. Evet, o zaman iz olur mu? What sign hobbies? What What's thine, evet. What's thine, ye hobbies. sign? Yani what is ye hobby olur. Hobin ne? Ama o zaman hani karşıdakini biraz hakaret gibi oluyor yani. Evet. Bir tane hobisi Varmış ya. olduğunu şey yapmış oluyorsun. Saat kaç diyelim? Who lot is it? Evet, geçen hafta Enes Bey'in sorduğu, pardon Selim Bey'in sorduğu bu çift daha erken demiştik o zaman. Yine erken de bu zor, bunlar zor değil. Hulat. Hulat is pet. Evet. Hulat is it. Yani ne kadar geç gibi. Yani saat kaç. Aslında saat kaç demek yani. Hulat is it. Böyle, böyle kullanılıyor. Bir de yine aynı şekilde kullanabileceğimiz şey var. Yaşın kaç? Kaç yaşındasın diyelim. Is your Şimdi bir saniye argument? tamam bir saniye olur. Şimdi what is your Yaş. yaş kelimesi bu. Nokta. Nokta. Life what is your lifetime? Bu senin yaşın kaç diye sorduk ama çok biraz teknik bir soru. Yani bunu ancak şey noter dairesindeki devlet yani devlet memuru kayıt esnasında bunu sorabilir. Oraya dolduracaktır yaşını sorabilir ama sana arkadaşınla konuşurken böyle Outbank. ha who outbank yani. Ya. Bak o da yukarıdaki who lat ikisi birleşmişti. Burada who out birleşiyor. Ne kadar Yani yaşlısın? ne kadar yaşlısın aslında yaşın kaç? Annen kaç yaşında diyelim? Out is your Who mother? out is your mother? Güzel. Ben niye buradayım diyelim? Veya sen niye buradasın olsun? Varom. Varum. Ben Ye. yeni. Ben yedim.
Hayır. Varon ben Yehir. Onun doğum günü ne zaman diyelim? Bu sefer başka bir şekilde soruyorum. Vanir. Vanir is Is. her. Var. Az önce nasıl şey olduysan yar kelimesi vardı. Yazalım. Burada Var. da doğum günü kelimesi var. Dağıtım. Her yarda. Bulutu Vanir is her. dağıtım olur mu? Ya o doğum tarihi demek. Onun doğum Senin tarihi nedir? doğum tarihin ne diye o şekilde sorabiliriz tabii. Evet. Vanir izhar feryarda. Nasılsın diyelim tekrar? Muhatet. Yok, az önce onu da öğrenmedik. Hu Who is it? Sonra who is it Metci? Who is it Metci? Veya evinize iki kişi geldi ziyaret ediyorlar. Onlara ne dersiniz? Nasıl gidiyor? Nasılsınız? Nasıl deriz? Julie? Who is it Metci? İş nasıl gidiyor diyelim? İş yerinde işler nasıl? Who Who is it at work? Oberk. Evet. Ailen nasıl diyelim? Who is your family? Family. Who is it Metce family? Matthew family. Ya bakın şey olmuyor yani bu hani who ben ye who is Yuli veya who is Werk o şekilde kullanılmıyor. Who is it keyinden sonra met veya ilgili artikel gelerek kullanabiliyorsunuz. Who is it Matthew Metcili? Şey diyelim. Ramazan bayramı ne zaman diyelim? is. Vanir Ramazan is head Evet, Ramazan. sacrifice. Burada öyle kullanılıyor. Şeker bayram olarak kullanılıyor. Okay. Vanir is head sacrifice. Anahtarım nerede diyelim? Var is ne? Maisonat. Main. Maris Maisonat. Güzel. Maris main silahı. Tuvalet nerede? What is Where is that the WC veya ila tuvaleti kullanacaksanız where is het say? toilet? Tuvalet. Toilet. Where is het toilet? Onun adı ne diyelim? What is our What is her name? O ilginç bir kitap mı? It's an in ilginç. interesse Enteresan. interessant Enteresan. Book. book. Güzel. O iyi bir aşçı mı diyelim? Is Evet. by You an say an kok. cook The cooker kok. The kok. You yeah. say an the koksa ne olur? Cook. Who the Cook. kok? Yorgun musun? Is your mu? More. More. Ben yemem. Ben yok. O güzel bir ev diyelim. That is an
Etizen Hood. Moy. Evet. Moy House, yani Hood House'dan ziyade Moy daha çok kullanılır. Tamam. Sen şey dostça, yani dost yanlısısın, şeysin, arkadaşçasın. Ya ben Frank, Randak. ya ben çok diyelim, bir de çok ekleyelim ona. Ya ben Hail. Hail Frindle. Randak. Frindle. Randak. Frindle. Evet. Ya ben Bir Hail Frindle. orada bir kelime daha söylemiştiniz hocam. O komşu çok Ardi. ağırdık mıydı? Nice şey diyelim, meslektaşlarım, iş arkadaşlarım çok ardıklar diyelim. Mine. Main Mine. Kolefa sign main Kolefa. has sign main kolehas Ardı. Hail. sign hail heyler ardı Erk. Bu erk neden buraya erh geldi? erh very much o da gibi yani hail Evet. very much oluyor da. Şey diyelim, Mira'da desin ki sınıf arkadaşlarım onlar desin çok dostça. Sınıf arkadaşı neydi ama? Main sınıf neydi? Class. Main class henotun. Class Class henotun. Class henotun. Zayn. Hale Erda. Main Arda. heyler Friendlik. Evet. O uzun bir hikaye. Şöyle diyelim. Senin hikayen ne diyelim? What is your What is Ferhal. What is your, evet, what is your Ferhal? Ferhal. Senin hikayen ne? Yani seni ne buraya getirdi gibi böyle kullanılıyor. Ha? Ferhal. What? Bir saniye. Bir sataşma var buradan. Uzman müdahale etti sanki. Yok, şey diyor, what is yav olacak diyor da. Halbuki bu da oluyor, görüyorsunuz. Gramatik olarak korrekt diyor, yani sorun yok. Ha, yani pratikte yav daha çok kullanılıyor olabilir ama şu anda o kadar bunlara takılmayın yani. Şimdi what is ye Ferhal dedik. Senin hikayen ne? Cevaben de şunu diyelim ve son cümlemiz olsun. O uzun hikaye diyelim. Is story. Langa Yok, Lange olmaz. Çünkü Ferhal, Het Ferhal. Ferhal. Lang. It is Het is an Lang. Lang Ferhal. Evet. Ferhal. Evet, Ders 94. çabuk bitti. Ders çabuk geçti. Bitti Evet. mi ders? Dersiz bitti, evet. Hızlı yaptık. Çok hızlı geçti. Evet. Evet, su gibi geçti. Şöyle diyelim, hızlıydı diyelim, hızlıydı. Hızlıydı. Hacısını al. Snell. Hı? Snell. It was Etmez. snail. Etmez. It was snail. Şöyle diyelim, hızlı bitirdik diyelim. Hısnelt. Design. Özel. Şimdi bakın, snail Bitirmek. zarf olarak da kullanılabilir bu şekilde. Şimdi Wizenklar. Var. Bu bittik demek. Bir de şimdi Bizden Clark Mark'ın bizden Wizen Özel. Snell. Wizen Özel. Snell Clark. Sınavda. Okay. Evet, baş hadi iki üç cümle daha bulunmadın da şey tamamlayalım yüze. Bizim. Bir sonraki ders ne zaman olur? Tamam, çok güzel. Bir sonraki dersimiz ne zaman diyelim? Çok güzel bir cümle. Vaniye.
Vanir Wolfhund is Onze the Vanir Wolfhundless Folkundalays. Place. Folkunde, Folkundeless. Evet. Wolfhundless. Vanir is the Folkundeless. Evet. Thoughtful Ama o bir şey olmuyor. O bir fiil cümlesi şey değil yani. O bir isim cümlesi değil. Tot fokunda veikin bir fiili yok. Yani yardımcı fiili de yok. Şöyle diyelim. Bittik mi diyelim? Bitirdik mi? Zeynep'ler. Zeynep'ler. Biraz böyle şey, biraz hayret ifadesi. Ya bitirdik mi ya gibi orada bir Zeyn ve burada al oluyor. Zeyn ve alklar yani bitti mi yani gibi oluyor. Already gibi mi buradaki on? Ha evet. Already ile Hmm. aynı evet. Şöyle diyelim. Biz aslında henüz bitirmedik diyelim. Son cümleden sonra bir atak daha yapıp. Design noch nicht klar. Design aslında nasıl diyorum aslındayı? Yine önemli bir kelime. Eichel, Precis. Ay ayhılık. Eichel. Ay ayhılık. Bu kelime Eichel. önemli bir kelime. Telaffuzu da genelde karıştırılıyor. Ben bu tür kelimelerde bunu genelde yani şeye Türkçe olarak yazıyorum mesela. Diyorum ki ay Eichel. hı lık. Sadece şu H harfini H diye okuyorsunuz. Gerisi zaten aynı. Ayhılık. Bu zeyn ayhılık. Evet. Nit Daha var. henüz diyeceğim. Klarnit. Noch Noch nicht. nicht. Noch Noch nicht. Noch bu zeyn ayhılık noch nicht klar. Evet hadi devam edelim. Yalan çıkarmayalım. Bir tane daha yapalım. Şöyle diyelim. Bu son cümle diyelim. Bu son cümlemiz. Durduramıyoruz Bu son cümlemiz. Düzin. It is Özellikle This it last is last the last zin. Is it good, Semih? This is the last zin. Bir Semih'ten de okey aldık. ChatGPT'ye sormuyoruz. Çünkü zinin şeyinden emin değildim de artık yerinden. Yani dözin olmalı. diyebilirim ama. Evet. Bu son cümle. Gramatikte This is the last zin. Evet. İyi akşamlar hepinize. İyi tatiller. Teşekkürler, Ne sağ zaman olun. İyi tatiller, teşekkürler hocam. görüşürüz tekrar onu şey yaparız. Kanalın altındaki açıklama bölümünde okursunuz. Yani yine Yorum olarak da bırakabilirsiniz. Yani düşüncelerinizi nasıl gittiğinin başka neler görmekten memnun olacağınızı. Gördüğünüz gibi çok şey bir planımız yok. Bunları sağlamlaştırmak yani amacımız. Şunları tavsiyem tekrar edin. Yani Türkçelerini düşünmeden hızlı hızlı okuyun bunları. Yani 3-4 defa okursanız bunlar hepsi oturacak. İnşallah. İleride Telegram'dan çok ileride bakalım. göreceksiniz. Evet. Haberleşiriz. Tüm şeyi zaten buraya koyuyorum. Aynı dosyada tüm dokümanlar. Bunun da linkini paylaşıyorum YouTube'da. Görüşmek üzere. Peki, Teşekkür teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi ederim. İyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun.